6 aylık yapım sürecinden sonra 1.14 yayınlandı. Hepimize hayırlı olsun. Bunu o zaman kutluyoruz. <laughs> 1.13 ve 1.14 arasındaki en büyük fark bana göre optimizasyon olmuş. Bugün yine 1.13'e girdim ve fazlasıyla lag, drop bunlarla karşılaştım. Zaten 1.14'ün en büyük olaylarından bir tanesi de optimizasyon. Performans iyileştirmeleri olacaktı. Yani ellerine sağlık bunu da çok iyi bir şekilde ayarlamışlar. Ben çok memnunum sanki Optifine oynuyorum. Optifine geldiğinde daha da iyi olacaktır. Yani 1.14 daha çok FPS dostu bir sürüm oldu. Bu bölümden önce 1.14 köylü mekaniklerini anlattığım bir video yayınladım. O videoyu kesinlikle izleyin çünkü köylü farmı mantığı daha doğrusu demir farmı falan köylü ile ilgili yaptığınız her şeyin mantığı tamamen değişti. İzlemediyseniz mutlaka izleyin kart koydum oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Bu bölümde kendi geliştirdiğim hatta 3-4 günde üzerinde çalışmalar yaptığım deneye deneye bulduğum 1.14 köylü farmı kuracağım çok çok iyi bir şekilde çalışıyor. Mekanikleri 5-6 farklı harita açıp orada denedim. Sadece 3 harita spawn bölgesi ile ilgili bir çalışma yaptım. Çünkü spawn bölgesi oldukça sıkıntılı. Peki neden spawn bölgesinden bahsediyorum? Köylü farmını spawn bölgesine yaptığımızda biz orada olsak da olmasak da bu farm çalışacak. Yani spawn bölgesi oyunda her zaman aktif. Oyuncuya ihtiyaç yok. Ben 5 milyonuncu bloda gitsem o bölge yine de çalışıyor. Böylelikle oraya kuracağımız farmların birçoğu bize ihtiyaç olmadan sınırsız bir şekilde çalışacak. Fazlasıyla spam chunk bulma videom var ama bu videoda daha da çok üzerine düştüğüm hatta versiyon versiyon denediğim bir olayı aktaracağım. 1.12, 1.13 ve 1.14 versiyonlarında ayrı ayrı harita oluşturdum. Ve her haritada spam bölgesini buldum. Bu konuda çok fazla araştırma yaptım ve yıllar önce Yasin abinin serisinden öğrenmiştim spam bölgesi bulmayı. Yine o mantıkla bulmaya çalışacağız ama aklınızda soru kalmadan ve bu bölgenin mantığı nedir? Bunu size aktararak göstereceğim. Yeni bir dünya oluşturdum ve kafanızın karışmaması için bu dünya dümdüz. Şimdi burada size spawn bölgesi bulmayı göstereceğim. Öncelikle haritayı ilk oluşturduğunuzda ve dünyaya girdiğinizde sizi bir noktada canlandırıyor. O nokta işte sizin spawn bölgeniz. Diyelim ki spawn bölgesinden fazlasıyla uzaklaştınız ve neresi olduğunu unuttunuz. Nereden geldik ne yaptık hiçbir fikriniz yok. O zaman F3'e basıyorsunuz ve şu X'i Sıfır yapıyorsunuz yani sıfırıncı koordinata doğru gidiyorsunuz. Z'yi de aynı şekilde sıfıra doğru gidiyorsunuz. Yani dünyanın merkezine. Hadi diyelim onu da anlamadınız veya 1 milyon blok uzaktasınız mesela. Gitmek fazlasıyla vakit alacağı için kendinizi envanterinizi boşaltıp öldürebilirsiniz. Artık orada mı malzeme kasarsınız yoksa bir taktik bulup malzemelerinizi öyle mi alırsınız bilemem. Ya da şunu da uygulayabilirsiniz. Pusula her zaman dünyanızın merkezindeki 4 kareyi gösterir. Bu kare spam bölgesinin merkezinde bir noktada. Şimdi gidelim mesela. Pusulayı da elime alayım. Kırmızı işarete dikkat edin. Arkama döndüğü an bilin ki merkezi bulduk. Şöyle ön tarafa bakacak. Çapraz ilerliyorum haritada arkama döndü. Buralarda bir yerlerde benim dünyamın merkez dört karesi var ve yine arkaya döndü. Şu mu? Değil. İşte burası. Aynen bu ikisi. Bunları belirlemek için şöyle bir şey yapalım. Renkli bloklar alalım. Pusulanın baktığı yön kırmızı. Ve oraya geçtiğimizde ise tam arkamız yine pusulanın gösterdiği yön. Burayı da kırmızı yapıyorum. Bu ikisi benim 4 kareden 2 çapraz kare. Mesela şuraya geçersem bu sefer bu noktayı gösteriyor pusula. Buraya geçtiğimde tam arkama. Yani burası bizim merkez noktamız. Neye göre hesaplı derseniz yanlış tuşa bastım. f 3 basacağım. Bakın şurada bir de F3'e basıyorum. Tam çankın merkez noktasında şu sıfır bunu da sıfır olması gerekiyor. Hadi işte Dünyanın merkezi burası. Tam bu nokta. Dört karenin ortası. Peki bunu neden gösterdim? Aslında bunun çok bir önemi yok. Bulmanızda fayda var ama ben böyle bir taktik yapmak istiyorum. Dünyamızın merkezindeki dört kareyi bulduktan sonra yapmamız gereken şey herhangi bir köşesinden bir işaret atın. Fark etmez bu nereden olduğu ve kendinize bir yön belirleyin. F3'e basıyorum. Şu anda baktığım yön East. Bu taraf East oluyor. Şu taraf North. West. Hemen Facing onun yanında yazıyor. Şurası size soğut. Ben nereden başlayayım? Kuzeyden başlayayım. İstediğiniz yönden başlayabilirsiniz. Daha sonra F3G'ye basıyoruz ve çankları görünür yapıyoruz. Burası mesela bir çank. Yanına gidiyorum. İkinci çank falan. Böyle toplamda 20x20 olabilir. 19x19, 17x17 falan değişebilir. Tamamen haritanızın nasıl oluşturduğuna bağlı. Şimdi yapacağımız işlem için garanti olmasını istiyorsanız yanınıza bir tane saat, kronometre falan alın. Tam ilk bloğu attığınız an Kronometreye başladım ve çünkü bir eşyanın yere atıldığında 5 dakika silinme süresi var. Attım ve kronometremi başlattım. Şimdi toplamda buradan itibaren kuzey yönünde 12 çank ilerleyeceğim. 1 2 ve her ilerlediğim çanka bir tane blok atacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son olarak 12. Mesela en son buraya blok attım. Gelip şuraya bir tane sınırı koyuyorum. Diyorum ki buradan gerisine ben blok atmadım. Bileyim. Eğer bu da sinirirse bilin ki biraz daha ilerletmemiz gerekiyor. 12 chunk attıysak blok, 14 chunk, 16 chunk falan atabilirsiniz. Ama ben en fazla 10 chunk gördüm. Hiç de belli olmaz. Şimdi bu bloklar 5 dakika içinde silinecekler. Ama bu chunklar çalışıyorsa silinecekler. Eğer çalışmıyorsa bölge kapalı, bu bloklar işleme geçmiyorlar. Yani silinme süreleri pasif kalıyor. Ama spam bölgesi ise bölge daima aktif ve Eşya silinme süresi de geçerli olacağı için bunlar 5 dakika içinde silinmesi gerekiyor ama bizim burada olmamamız lazım. Biz bu noktadan çok fazla uzaklaşacağız. Şimdi farklı bir yöne geçiyorum. F3'e basıyorum hemen. Nereye bakıyoruz şu anda? Ist. Yine her çanka birer blok atarak 12 çank ilerleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası da sonunda yine işaretimi atayım. En son bu çanka blok attım. Bir diğer köşeye geçiyorum. Bu yön ise soğut. Hemen yine her çanka birer blok atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası da yine sondu. İşaretimi çakayım. F3'e basıyorum. Şimdi ise West yönünde 12 çank ilerleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası sondu yine işaretimi atıyorum. Bölge içerisinde yakında durmamam gerekiyor. Ben buradan çok uzağa gideceğim. Siz de aynı şekilde gidebildiğiniz kadar uzağa gidin. Yani uzaklaşabildiğiniz kadar uzaklaşın ki orada hangi bölge spam bölgesi çalışıyor, hangi bölge spam bölgesi değil, çalışmıyor bunu görebilelim. Silinmeyen bloklar spam bölgesi dışında kalacak. Silinen bloklar ise spam bölgesi içinde kalacak. Biz de böylelikle spam bölgemiz neresi onu tespit edeceğiz. Toplamda 4 dakika 40 saniye oldu şu anda. 8 dakika olsun geri döneceğim. 8 dakika geçti belirlediğim ilk noktaya geri döndüm. Şimdi bulduğumuz ilk blokla spam bölgemizi belirleyeceğiz. Bakalım nerede? Evet silinmemiş. F3G'ye basıyorum hemen. Burası benim spam bölgemin dışarısı. Nasıl tespit ettik? Tekrardan hatırlatıyorum. Burası sürekli çalıştığı için 5 dakika silinme süresi işledi. Burası çalışmadığı için spam çankının dışında kaldığı için silinme süresi işlemedi. Yani buranın çalışması için bize ihtiyaç var bir oyuncu olması gerekiyor Hemen diğer köşeleri de belirleyelim Bu taktikte bulabilirsiniz sizde bakalım burada neredeymiş Sınırlar evet burası silinmemiş 2 tane chunk kalmış F3 ne yapalım Hemen burası da yine Spawn bölgemizin dışarısı Bir diğer köşeye gidiyoruz Oraya da geldim ve burada silinmeyen yine 3 chunk Evet 3 chunk var Buradan itibaren Spawn bölgemizin dışı Son köşe Buraya da geldik burada ise yine 3 chunk çalışmamış yani spam bölgemizin dış tarafında kalmış. Şimdi burası benim spam sınırım. Buradan itibaren o merkeze chunk sayacağım. Birinci chunk 2 3 4 5 6 7 8 9 Eğer diğer taraftan bu tarafa 8 chunk varsa 9 artı 8 17 çarpı 17'lik bir spam bölgesine sahibiz. Veya 9 artı 9 ise 18 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 çıktı burası. Tahminimden de daha fazla. Yani 19 çarpı 19'luk bir spam bölgesi. Umarım spam bölgesini bulmayı öğrenebilmişsinizdir. Sizlere bütün detaylarıyla öğrendiğim taktiklerle aktarmaya çalıştım. Ben Yasin abiden öğrenmiştim. Üzerine biraz daha çalışmalar, araştırmalar yaparak daha da netliğe kavuşmasını sağladım. Artık bu bölge içerisinde Belirli farmları kurarsanız biz olsak da olmasak da çalışacaktır. Bunlardan birkaç tanesi ise köylü farmı ve demir farmı. Hadi şimdi köylü farmını kuralım. Ayrıca size geliştirdiğim bir mantık da var onu aktarmak istiyorum. Daha önceden biliyorsunuz ki iki tane demir farmı kurarken aralarında en fazla 70 blok bırakıyorduk. Çünkü 70 bloktan daha yakın olursa iki köy birbiriyle çakışıyordu ve bu köyler çalışmıyorlardı. Şimdi ise o mantık tamamen bitti. Ben demir farmı kurdum ve bunu mob farmı gibi düşünün. 8 katlı bir demir farmı ve her katta da 8 tane demir golem spawn oluyor. Yakında bunu da yapacağız merak etmeyin ama şimdi size en büyük mantığı aktaracağım 1.14'te. Köylüler 1.14'te yatağını ve iş istasyonunu 48 blok içerisinde algılayabiliyor. 48 blok uzağa gidiyoruz hemen. Buraya bir tane köylü bırakıyoruz. Ve bakın şimdi bu çiftçi olacak. Ve çiftçi oldu. Peki 49. blok koyarsak tabii ki de ilişkilenmiyor. İlk başta koyduğumda ilişkilenmedi. Biraz iç alana girdi. Öyle ilişkilendi. Tekrardan denemek gerekirse tekrar koydum. İlişkilenmiyor. İç istasyonun yerine bu sefer yatak koydum ve gece yaptım. Geceleri köylüler uyumak istiyorlar ve yatağa doğru gidip yatıyorlar. Bakalım şimdi. Evet ilişkilendi. Tam 48. bloğu koydum. Eğer buraya koysam yani 49. bloğu yatakla bir ilişkisi olmayacak. Geldi ve uyudu. Bunların hepsini kendim deneye deney buldum bu arada. Sizlere anlattığım yöntemi uygulayarak ben de spawn bölgemi buldum. Hatta size müjdeli bir haberim var. Hemen oraya doğru gideyim. Benim spawn bölgemin bir kısmı kasabamdan daha doğrusu köyümden oluşuyormuş. Bu arada her sürüm çıktığında şu yüklenme hatasıyla karşılaşıyoruz. Bunu ben 1.12'de gördüm. 1.13'de ve son olarak da 114'te gördüm. Yani yakında bir 14 1 14, 2 1 14, 3 falan çıkar yani. Hatta bulurken de iki farklı yağmacı grubuyla karşılaştım. Onları tabii ki de öldürdüm ve iki tane uğursuz flamam oldu. Aldığım etkiyi yok etmek için bitiştim hemen. Size gelecek en büyük projelerimden bir tanesini anlatayım. Şimdi bu köylü farmını yaptık tamam. Demir farm için köylüye ihtiyacımız var. Ayrıyeten iyi ticarete giren köylülerle ticaret yapabileceğimiz bir köy kuracağım. Onlara barınabilecekleri bir ev, yatak, ayrıca çalışabilecekleri de bir iş sağlayacağım. Ne demiştim ben 14 köylü mekanikleri videomda? Bir köylü günde sadece iki kere ticarete giriyor. Stokları hemen bitiyor. Ve bu stokun yenilenmesi için köylünün çalışması lazım. Bunun için de ona iş olanakları sağlayacağız. Ben de hemen arka tarafıma güzel bir köy kuracağım. Komşu köy. Oraya da yine evler, oteller, iş istasyonları falan bayağı bir projemiz olacak merak etmeyin. Komşu köy. Bir anlamda onlarla değerli malzemelerin ticaretine gireceğiz. Şunu unutmayalım, bakın tekrar tekrar söylüyorum, köylünün stoğu bittiği an yenilenmesi için çalışması gerekiyor. Ona iş istasyonu sağlayın. Bunu ise ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu flamanın yerine hemen bunu atsam daha iyi görünüyor. Hatta hmm. şöyle mi yapsam? Yok, o kadar da güzel durmadı. Üst kata gidelim, gizli geçitten. Orada yine flama atmak istiyorum. Nereye atalım? Bunu buraya atalım. Bunu ise ee, hadi şuraya atalım. Burada dursun. Tasarladığım köylü farmında kullanacağımız malzemeleri toparlamakta başlayalım işimize. İlk malzememiz cam olacak. Bunları ise kemik tozundan beyaz boyaya çeviriyorum. Beyaz boyayla da beyaz cam yapacağız. Tamamdır. 5 tek yeterli. Daha sonra 4 köylüye çiftçilik mesleğini verebilmek için 4 adet kompostör bu arada iskili alayım çok fazla işime yarayabilir. Farmımızda fazlasıyla su ittirme gücünü kullanacağız. Onun için kovamız yanımızda bulunsun. Su doldururuz onları. Meşaleleri de alayım. Bunlar da lazım olacak. Daha sonra farmda yine çokça kullanacağım bloklardan bir tanesi. Düzgün taş ve onun basamağı. Fırına biraz yakıt götüreyim çünkü pişmesi gereken bir sürü malzememiz var. Siz buraya gidiyorsunuz. Daha sonra buraya ise bir sürü taş atmıştım. Sizde pişmeye, Normal fırın aktif. Sorun yok. Daha sonra bu aktarım bitsin. Bir iki dakika sonra geleyim ben. Şalterimi açayım. Bir köyü köy olarak algılanması için kapıyla falan hiçbir ihtiyacınız yok. Olması gereken şey yatak ve iş istasyonu. Biraz fazla mı yaptım ben? Galiba öyle oldu. Şimdi ben bu farmda toplamda 20 yatak 12 köylü kullanacağım. Bu yüzden 20 tane yatak ver bana. Hop. Tamamdır. E, ee, ve toplam 20 yatağımız oldu. Su ittirme gücünü kullanacağız. Bunun için ruh Ve bu suyu da sınırsız yapmak için bize lazım olan şey su yosunu. İkisi de yeterli olacaktır. Bunları da alalım. Aklıma gelmişken hemen yakıta bakalım. Evet bir aktarılmış. Sen açıl. Sonra burada benim daha önceden bayağı bir stokladığım saman balyalarım var. Bunların bir kısmıyla ekmek yapacağım ki köylülerin çiftleşmesi için gerekli şey bu. Ayrıca sadece ekmek değil patates, havuç, buğday, turp falan bunlardan da atabilirsiniz. Onlar yine bunları kendi arasında pay edip çiftleşirler. Kayıkları da buraya yolluyorum. Az kalsın unutuyordum benim yine en çok ihtiyacım olan şey herhangi bir tuzak kapısı. Şimdi size belirttiğim kasabayı buraya kuracağım. Ve bu kurduğum kasaba köylü farmımla ilişkili olmaması lazım. Eğer ilişkili olursa Köylü farmım verimsiz daha doğrusu köylü farmım etkilenir ve stop der çalışmaz. Bu yüzden bu noktadan olabildiğince uzağa gideceğim. Biraz önce anlattığım planlarıma göre köylü farmını tam buralara bir yerlere kurabilirim. Şimdi köşeleri bulayım. Ona göre garantisi olsun. Birincisi burada tamam. Spawn bölgesinin içinde. Diğeri ise bakalım. Aynen burada. Yani ben tam olarak şuralara bir yerlere yapsam spawn bölgesi içine giriyor. Burada olsam da olmasam da çalışacak. Şimdi bu alanda biraz düzleme yapalım. Evet farmı kurmak için yeterli düz bir alana sahip olduk. Ağaçları falan temizledim. Şurada mağaralar vardı oraları kapattım. Bu arada şunda da e, örümcek spawner olması lazım. Zehirsiz bir spawner. Bu arada ağaçları kestiğimizde 1.14'te artık çubuklar da düşüyor. Bu da bence güzel bir ek olmuş. Evet, geri döndüm. Şimdi birazcık açık gri e, boya yapmam gerekiyor. Önce siyah sonra gri mi? Yo, böyle yapıyorduk açık gri, aynen. Demek ki daha önce yapmamışız. Evet yeni çıktı. Yatakları açık griye boyayacağım. Farmda birazcık daha güzel görünür diye düşünüyorum. Gelin bakalım buraya. Finish biraz zahmetli oldu ama çözdük. Şimdi farmın yapımına geçiyoruz. İlk olarak yapmamız gereken şey bir tane nokta belirlemek. Mesela burası olsun. Spawn bölgesinde içinde. Şimdi bunu buradan kıracağım. Burayı da kırıyorum. Şimdilik bir tane su koyuyorum. Su biliyorsunuz ki 4 blok etki ediyor tarım arazisinde. Sulak bir bölge kalmasını sağlıyor. Böylelikle ekilmeyen yerler toprağa dönüşmüyor. Bunu sağlıyor. 4 köşeden de 4 tane ilerlettim. Bu bizim farmımızın sınırı. Daha sonra burayı kare bir tarım arazisine çeviriyoruz. İçini ise komple sürüyoruz. Tamam. Bu bölgeleri de şimdi sürelim. Ve finish. Önce bir uyuyacağım, sonra devam edelim çünkü sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Bu arada buraya bir tane kendime sınırsız su kaynağı yapayım. Çünkü suya çok ihtiyacım olacak derken aynen diğerini koymuştuk şuraya. Onu alacağım ama Önce diğerini koymam lazım. O zaman biraz hızlı oluyoruz. Lan yanlış yere koyduk. Heh. Çabuk 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 solacak. Vallahi solmaya da başladı. Ters iş yaptık. Nupluk. Neyse 3 taneydi sıkıntı yok. Daha sonra yapmamız gereken şey. Burada buraya 12 köylü koyacağız. Ve bu 12 köylünün 4 tanesi çiftçi olsun. Ekinlerini kendileri hasat edip ekmeğe çevirip kendi aralarında paylaşsınlar. Bunun için de şöyle köşeye 1, 2, 3, 4. Daha doğrusu 4'er köşeye de kompostör koydum. Bu bir köylünün çiftçi mesleğini almasını sağlıyor. Bunların altına ben su koyacağım. Hemen şuradan kırıyorum. Zorla hemen burayı kırıp daha sonra tekrar sürebilirsiniz. Bol bol su alalım bir. Tamamdır. Mesela şöyle. Hop bunu attık. Sonra toprak. Hadi ha, tarım arazisi unuttuk. Sonra sürüyorsunuz. Ama basit bir işlem hemen kırıyorsunuz burayı. Ve alta su. 4 keçeyi de uyguluyoruz buna. Ve burası da sondu. Ortadaki suyu alıyorum. Buraya tekrardan toprağını koyayım ve burayı da süreyim. Bu blokları koymak zorundayız. Koyuyoruz madem altını değerlendirelim. Ortadaki suyu da kaybedelim diye düşündüm. Sonra bunların içerlerine köylüler giriyorlar. Girmemeleri için cam koyuyoruz üst taraflarına. Böylelikle zıplamaya çalışıp da tarım arazisini bozmazlar. Köyleri dış etmenlerden korumak için de cam çevireceğim etrafına ama bu sefer farklı olacak. Her köşeden 1, 2, 3. Lan çok fazla kazıyor bu ya. Yine bu tarafa geçiyorum. 1, 2, 3 tane kırıyorum ve şu köşeyi de kıracağım. Buralardan bazen zombiler köylere vurabiliyorlar. Alt tarafı güzel görünsün diye şöyle düzgün taş atacağım. Basamak da atabilirsiniz aynı görüntü ama fark etmez. Sonra 2 blok cam çıkacağım üst tarafa doğru. Farmın bu arada üstünü kapatabilirsiniz ama ben kapatmayacağım. Niye kapatıyorsunuz? Ee, yıldırım çakarsa köylüler cadıya dönüşür. Yine siz bilirsiniz ben çok şey yapmayacağım. Zor bir ihtimal ama garanti olsun diyorsanız uygulayın. Şimdi diğer üç köşeyde gösterdiğim bu olayı uyguluyorum. Tamamdır burası da son noktaydı. Peki ortaları neden yapmadık? Çünkü buralardan bizim yavru köylerimiz cumhurluk aşağı düşecekler ve onları nedire yollayacağız. Mantık öyle. Ne yaparsanız yapın bu noktadan yavru köylüler eskileniyor. Ve yataklarıyla ilişkisini kesmiyorlar. Ben de nedir'e geçmeyi düşündüm. Çok çok önce de size belirtmiştim bir gönderi yayınlayıp. Şimdi onu uygulayacağız. Yapmamız gereken şey oldukça basit. Bu 3 bloğu dışarı çıkıyoruz ve yine burayı güzel görünsün diye böyle yapacağım. Üzerine 2 blok cam ve şurayı kıracağım. Daha sonra 2 blok da alta ineceğiz ama şimdilik kalsın. Buraları tuzak kapısı koyuyorum. Peki bu tuzak kapısı ne işe ederseniz Canlılar bunları tam blok sayıyorlar ve üzerinden geçmeye çalışıyorlar. Tabi siz bunları açarsanız onları bir tuzak kurmuş olur. Ee, Gönlendirebilirsiniz. Böyle kullanacağız. Buradaki yetişkin köylüleri ben göndermek istemiyorum. Bu yüzden sadece yavru köylüler geçsin diye buralara basamak koyacağım. Yetişkinler artık geçemez. Sadece yavrular. Bu arada shift'e basıyorum ve 1.5 kilo girebiliyoruz. 1.14'ün faydaları. Yine bunu aynı şekilde diğer 3 köşeye de uyguluyoruz. Finish. Oldukça zor işlemi hallettik. Buradan gerisi ise... Köylüleri nedir portalına yönlendirecek bir su akışa. Onun için yanımda yeterince su yok su alırız. Bu sular bizim üç köşemize yeter. Yapacağım şey bir portal kurup o portala su ittirme gücüyle yavru köyleri göndermek olacak. Eksiğim var mı? Fazlam var. Mesela şunları yolla. Başka ayrıca şunu da yanıma alayım lazım olabilir. Daha 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 yataklar ama şimdi değil. Atlamayalım. Atlama zıplama olursa kafanız karışabilir. Şimdi tekrardan geldim bu noktaya. Mesela ortadan başlayayım. Köylüleri ise ben nereye yollayayım? Şuraya. Şuraya bir portal kuracağım biz biraz sonra. Hemen buradan aşağı atlıyorum. Bunu dört köşede uygulayacağım. İki blok alta indim ve şuralara birer kova su koyacağım. Bir, iki. Lan iki. Bu orta noktada birleştiler. Şimdi şu tarafa doğru kanal açarsam buraya doğru yönlendirilecekler. Şimdi ben portal açacağım yöne doğru gidiyorum. Ve geldim. Fazla bile gittik. Tam burada olsa portalım yeterli. Diğer köşelere gidelim. Mesela şurası olabilir mi? Tam ortadan ayarlamaya çalışıyorum suyun düzenine göre. Evet tutturduk. Diğer köşelerinde tam ortası burası. Şöyle olacak. Aynı şekilde burası. İki kova daha var bana. Bir, iki. Buradan da yine bakın. Orta tarafa doğru köylüler yönlenecek. Diğer köşeye geçiyorum. Burası da tam orta yine. Şurayı kıracağım. Burayı da kırdım. İki kova su daha veriyorsun bana. Eksiğimiz var. Önce onu tamamlayalım o zaman. 1, 2. Şuradan bir su alıyorum. Bir tane daha ver. Burayı tamamla. 1, 2, 3. Şimdi bu sınırsız suyu kapatmam lazım ki döngü olmasın. Evet. Hem suyumu aldım hem de burayı tamamladım. Şimdi bu tarafa doğru köyleri yönlendirmemiz lazım. Portalı en son açacağım. Çünkü buraya da köylü falan taşıyacağız. Ben onu portal yöntemiyle yapacağım yine. Biliyorsunuz ki bizim daha önceden portal çektiğimiz bir köy var. Oradan köylü getireceğiz. Ama ben yine de portalımı hazırlayayım. Açmayayım. Siz de yerinde bilin. Üçgen şeklinde bir portal olacak. Şöyle şuraları temizleyeyim. Her şeyi göstermek istiyorum çünkü e, ilk ve tek. Sanırsam benden başka yapan olmadı şu ana kadar. Yapan olursa da sorun değil. Şöyle yapıyorum ve buradan yine portalımı üçlüyorum. Hazır. Şurayı da temizleyeceğiz. Ve finish. Şimdi zemin hazırlayalım. Böyle tamam. Hatta ve hatta bir tane daha aşağı indirelim. Buraya tekrar su koymaya gerek yok. Şöyle bir şey yaparsak. Aynen ittirme gücü bir alta indiği için devam etmiş olacak. Portalı açtığımızda buradan direkt köyler temas ettiği an gidecekler zaten. Bir de şöyle bir şey yapacağız. Bir su buraya. Bir tane de buraya koyacağız. Pardon. Bana tabela veriyorsun. Tabela ihtiyacımız var. Bir buraya tabela. Şifte basıyorum. Bir tane de buraya atıyorum ki orta noktaya su akmasın. Bu tarafa doğru ittirme gücü olmasın diye ama şurada e, şuraya da mı atmam gerekiyormuş. Buraya atmamam gerekiyor. Neden böyle oldu? Şöyle portalı açmadığım için. Bir de portalı açayım size. Açtım portalı. Suyu koyuyorum. Diğer tarafa da koydum. Buraya düşen köyler şimdi buradan direkt geçebilirler. Şunu da kırdığımda orta taraftan da yine sorunsuz bir şekilde bakın portalı doğru ittiriyorlar. Temas ettikleri an zaten nedire geçiyorlar. Bizim gibi böyle 2 saat bekleme yok. Lan geçtim. Bu şekilde. Şimdi kıracağım ama. Dediğim gibi port köyleri bir taşıyayım. Daha sonra burayı açacağız. Şimdi sırada yatakları yerleştirmek var. Köyün de mantığını tam size anlatacağım. Zaman geldi. Bir tane daha yere ihtiyacım var. Orası da burası. Bu arada aynen bunu almışım. Şuradan köşeden çıkabilirim mesela. Bu köyde toplam 20 yatak 12 köylü olacak. Ve 12 köylü 10 dakikada diğer boşta kalan 8 yatak için 8 tane köylü örecek. Ve biz buvan köylüleri direkt Nether'a yolacağımız için yataklar boşta kalacak tekrardan bir daha öreme. Bunu neye göre belirliyoruz derseniz Minecraft'ta gece gündüz döngüsü toplamda 20 dakika sürüyor. 10 dakika gündüz, 10 dakika gece. Şimdi size en büyük detayı veriyorum. Köylüyle yaptığınız farmlar artık geceleri pasif kalıyor. Çalışmıyorlar ve çalıştırmıyorlar farmları. Bu yüzden ben de otomatik uyuma düzeni kuracağım. Yine kendim deneye deneye bulduğum bir şey. Çok basit. Görünce de çok beğeneceksiniz. Daha sonra şöyle bir bilgi daha vereyim size. Yavru köylü çıktı mesela ortaya. O köylünün büyüme süresi yani yetişkin olma süresi toplamda 20 dakika. Yatakları da şu düzenekle koyacağım. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. Toplam 20 yatak olsun sorun yok. 1, 2, 3, 4 ve 5. Her köşede bunu uygulayacağım. Böyle yerden tasarruf etmiş olduk ve güzel de bir görüntü çıkacak toplamda. Köşelere de böyle basamak koyuyorum ki yatakla aynı hizada bir yükseklik olsun. Koymasanız da olur. Yine bu tarafa geliyorum. 1, lan bu değil. 1, 2, 3, 4. Bu da 5. Her köşede 5 tane olunca toplamda 20 yatak oluyor. Belirttiğim gibi 20 yatağın 12 tanesi sahipli. 8 tanesi sahipsiz olacak. Bu da 12 köylünün. 10 dakikada 8 köylü üremesine denk geliyor. Farmımızın toplam verimi de bu. Bunu daha da verimleştirebilirsiniz. Yatak sayısını ve köylü sayısını arttırmanız yeterli. Benim kurduğum mantığı kurabilirsiniz. Ben 20 yatak koydum. 12 tanesini sahiplendireceğim. 8 tanesi boşta kaldığı için bu 12 köylü 8 yavru üretecek. Tekrar tekrar anlattıktan sonra artık köylülere getirebiliriz. Ayrıca şöyle bir şey var ki ortaya çıkan yavrular hemen alta inmesinler diye ben şöyle bir şey yapacağım. Burada Bura'ya şimdi 4 tane köylü getireceğim ve burada 12 tane köylü olana kadar buraları kapatacağım. Ve portalımız hazır. Çakmağa çakmadan önce hemen F3'e basıyorum ve X 36'yı ve Z 158'i hemen 8'e bölüyorum. Bu rakamları 8'e böldüğümüzde ortaya çıkan sonuç X yani 36 4, Z yani 158 19 çıkıyor. Şimdi nedere geçip bu koordinatlarda bir tane daha portal açacağım ki burala linklensin. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü dünyadan 8 kat daha küçük nedir? Portalımız hazır. Çakmağa çakalım ve hemen bir test edelim. Doğru yerde çıkacaktır. Yüzde 100 diyeyim hadi. Evet. Bellediğimiz yerde çıktı. Şimdi portalın etkisinden çıkmak için hadi kaçtım. Sonra tekrar nedire geçeceğim ve önceki bölümlerde portal bağladığım köye gideceğim. Şu iskele oyuna getirenlerden Allah razı olsun. Her işe yarıyor. Bak şimdi bu tarafa doğru gideceğim. Ve doğru portala mı ve birazcık da cam aldım. Şimdi bunu kırayım da köylüler gidemesin. Mis vallahi her işe yarıyor bu. Bu arada buraya iki tane köylü geçmiş. Şöyle bir şey yapalım. Hop. Yarım blok koyalım ki altından geçebiliyoruz. Sakın bir daha geri gitmeyin durun. Ben sizi kullanırım ama bunun bir mesleği var. Bana işsiz köylü lazımdı çünkü çiftçilik yapmasını istiyordum onun. Yine de bunu kullanabiliriz. Sizi bir götüreyim ben. İlk köylüyü yolluyorum peşine biz de gidelim ve bu işsiz köylünün direk çiftçilik mesleğini aldığını göreceğiz. Bakalım bakalım. Evet, geçtik ve burayı da olsun. Köylüleri getirelim. Nasıl? Bir tane çiftçimiz var artık. Ama şöyle bir şey var ki bir köylüyü mesela bu bunu algılandı ya, çiftçi oldu ya. Bunu kırsam mesleğe gitmiyor. En azından test ettiğime göre. Gidiyorsa da üzülerek söylüyorum ki çok hop olduğu için kaldırırlar. Bu demirci arkadaşımıza taşıdım. Bunu da yolluyorum. Güle güle. <laughs> Bak da kalıyor ama sorun yok. Ona bakmaya gerek yok. O yolunu bulacaktır zaten. Köye geldim. Burada ben bir evin köşesine kütüphaneci köylü koymuştum hatırlarsanız. Ve şu anda o işsiz olmuş. Neyse gel bir sana iş veririz. Sen dert etme onu. Hop. At da kayıya. Doğru nedir a. Önce köylerini nedir'e geçirelim. Sonra biz de gider. Onları diğer portala taşırız. Bu arada sen hemen gel bin yani. Maalesef üzgünüm. Sen bir işe yaramıyorsun. Şöyle her yerinde olursam bir tane vursam sana. He, süpersin be. Hiç uğraştırmadın beni. Eline sağlık. Bu beni hiç uğraştırmıyor. Direkt çıktım buradan. Hadi sen de git peşinize ben de geleyim. Sonra sizi ben bulunduğunuz noktadan köylü farmına yollayayım. Burada direkt şunu kıracağım. Tekrar köylüler hareket eder. Geçer falan. Bak bak bak. Yapma bunu 1.14. Son köylü de getirdim. Biraz vakit aldı ama çok da uğraştırmadı. Kolay bir yöntem. Şimdi ben de gidiyorum peşlerine. Farmımız bitti. Şu anda geceymiş bu arada. Portalı hemen kıralım tamamdır. Bu arada yabancı bir eleman var. Senin burada ne işin var? Sen diyor. Köylü ne kadar var ona bir bakalım hemen. Bu arada bakın görüyor musunuz? Ya yataklara yatmaya çalışıyorlar. Şimdi köyleri birazcık besleyelim ve onların şu anda envanteri boş sanırım. Sizin taşıdığınız köylerin envanteri de boşsa e, pancar, havuç, buğday tohumu falan bunlardan atabilirsiniz. Bakın şimdi 4 tane kompostör koyduğum için 4 tane bizim işsiz köylümüz çiftçilik mesleğiyle uğraşıyor artık. Ve toplamda 2, 4, 6, 7 tane köylümüz var. Ben hemen şöyle bunlara ee, tohumlarımı yollayayım. Onlar ekime başlasınlar. Ayrıca hemen çiftleşebilmeleri için de onları besleyeyim. Bakın şimdi. Anında yavru köylü ortaya çıkacak ama o ekmeği yanlış yere attım. Bunları da yolladım. Bakın o kadar hızlı. Köylü farm birazcık daha kolay olmuş bana göre. Herkes zor diyor ama Bence oldukça kolay. Zor olan yöntemi dünyada birazcık garip işliyor. Size gösterdim zaten ee, yasak uzaklığını falan. O mantık birazcık sistemleri falanları kısıtlıyor diyebilirim size. Bu yüzden ben de ortaya çıkan yavruları yataklar boş kalabilsin diye Nedra'ya olacağım. Yataklar boş kalınca da bunlar tekrar çiftleşecekler. Çiftleşince o yavru köylüler şuralardan tekrar Nedra. Yine boşa kalacak yataklar. Yine çiftleşecekler falan filan. Bu arada biz takılırken ortaya bir iki mi? Kaç? İki mi yoksa? Aynen iki tane yakaladım sen. İki tane köylü çıkmış bile. Dokuz köylümüz oldu. Portalı buraya kurmuştum hemen. indim alta. Şurayı kapatacağım. Daha sonra şu köşelere koydum. Suları da alayım. Önce buranın koordinatını alıyoruz. Hemen F3'e basacağım. Ve 37, 164. Bu iki sayıyı da 8'e bölüyoruz. Şöyle bir şey var ki ben köylüleri taşımak için kullandığım noktadaki portalla eşleşti. Aralarında sadece bir blok var. O yüzden ben tekrardan Nether'dan portal açmayacağım. Siz ama dediğimi yapın. Tam bu noktanın denk geldiği yeri ee, portal kurun. Şimdi buraya bir çakmak çakıyoruz. Ve buraları bir düzeltelim. Birincisi bu. İkincisi de iki tane su. Bir. iki. Evet buradan düşen köylüler doğru nedir portalına. Şimdi geçelim Nether'a. Orayı birazcık düzenleyeceğim. Ne kadar köylü birikir birikmez bilemiyorum. Bu yüzden köy istasyonu kuracağım için ona göre bir büyüklükte yer açmam lazım buraya. Şimdilik ama bu. Daha sonradan değiştireceğim. Hemen iki blok alta kazıyorum. Çevresinde şöyle güvenli olsun diye ee, düzgün taş kapatacağım. Toplamda büyüklüğü ise ne kadar? 3'e 4 olacak. Bu da tamam. Zemine de güvenemiyorum. Zeminde hemen düzgün taş yapalım. Hazır ve gelelim tuzak kapılarına. Buralara yine tuzak kapısını atıyoruz. Buradan yukarı çıkıyoruz. Bu arada bütün canlılar bunu kullanabiliyorlar. Biz nasıl yukarı doğru çıkıyorsak köylüler, zombiler falan da yukarı doğru çıkabiliyorlar. Bunu kullanırken dikkatli kullanın. Burayı da şöyle kapatacağım. Buradan da köylüleri görürüm. Belirttiğim gibi köylü istasyonu yapacağız ama şimdi değil. Önce biraz köylüler gelsin biriksinler. Tuzak kapıları da köylülerin bu tarafa doğru gelmesini sağlayacak. İşlemimiz bitti. Sırada yapacağım şey ise köylüyle yapılan farmlar geceleri pasif kalıyor. Ve biz bu durumdan kurtulmak için de AFK uyuma düzeneği kuracağız. O düzenek için size birazcık ince kar katmanı lazım. Deneme dünyama geldim ve görüşü baya bir kapattım etrafta çünkü gelecek projeler için baya bir spoiler var. Şimdi size otomatik AFK uyuma düzenini göstereceğim. Sürekli de gece yapabilen bir komut kuracağım şimdi buraya. Siz daha iyi anlayabilin. Şimdi öncelikle bir tane yatak yerleştiriyorsunuz ve bu düzeneyi kölü farmınızın yanına yapmak şart değil. Sadece yapmanız gereken şey köylü farmını spamla yaptığınızdan emin olun. İsterseniz evinizin yanına isterseniz farmınıza falan kurabilirsiniz. Bir atak attıktan sonra etrafını tam blokla çeviriyoruz. Bu tam blok e, buralarda falan spawn olmamızı engelleyecek. Şöyle yapalım. Bu arada demir kapı falan da kullanabilirsiniz. Giriş çıkışı kolaylaştırmak için. Ama şunlardan kullanmayın çünkü zombiler onu kırabiliyorlar. Tam buraya bir demir kapı. Daha sonra yine burayı kapattım. Üzerine tam blok. Bir düğme. Ve içeri böyle girebilirsiniz. Bir düğme de buraya attım. Giriş çıkış böyle olacak. Daha sonra bizim ihtiyacımız olan şey. Şu yatağı direkt baktığımızda görebilmemiz. Hemen bir gece yaptım. Yattım. Ve kalktığımda beni burada spawn ediyor ama. Baktığım yöne dikkatli bakın. Boşlukta. Sağ tıklasam tekrardan yapmayacağım. Tam yatağa bakmak için ise bir blok daha kıracağım. Yataktan iki blok alta indim. Normalde yarım blok kullanabiliriz ama şöyle bir sorun oluyor bu seferde. Biraz önce üste tam blokken üstte boşluğa bakıyorduk. Şimdi ise alta bakıyoruz. Bunu engellemek için karın ince katmanını kullanmamız şart. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 denemesini yaptım. Bakın tam şu anda yatağın alt kısmına baktı. Sağ tıklasaydım uyuyacaktım. Bakın. Biraz daha garanti olması için 7 yaptım. Yattım kalktım. Tam ortasına bakıyor şu anda. Üzerinde şöyle slap kapatabilirsiniz ama burayı şöyle yapalım. Tamamdır. Girelim içeri. Bu arada ben şu düzeni de hemen ayarlayayım. Şuraya sürekli gece yapan bir komut bloğu koydum. Giriyorum içeri. Ve yapmanız gereken en önemli olay SSC ayarlar, kontroller ve sağ tıkı buluyorsunuz. Bunu ben boşluk tuşu yapacağım. Boşluk tuşunu da farklı bir şey çekeceğim şimdilik AFK kalmak için. Bak şimdi boşluk tuşuna basıyorum. Direkt uyudum. Eğer boşluk tuşu değil de e mouse'umda sağ tıkı kullansaydım sürekli böyle sağ tık basmayacaktı. Boşluk tuşunuzu ya bantlayın ya da üzerine ağırlık koyun. Böyle gece olduğunda direkt uyuyabilirsiniz. Sol elinize de yemek alırsanız hardcoredaysanız bir anlamda da yemeği yer. AFK düzenek böyle. Bir tuşa atamayı unutmayın ama bu çok önemli. Sağ tıkta işe yaramıyor bu. Boşluk tuşuna basılı tutuyorum. Gece olduğunda otomatik olarak uyuyacak. Uyandığımda gündüz olmuş olacak ama tekrar gece olduğunda saatlika basılı kaldığı için yeniden uyuyacak. Yani gece oyunda otomatik olarak uyuyacağız. Bu da şu işimize yarayacak. Belirttiğim gibi geceleri köylüler farmlarda pasif kalıyor. 7 yetişkin 5 tane de yavru köylümüz var. Yani toplam 12'ye tamamladık bu işi. Bunlar da büyüdükten sonra ben şuraları kırarım. Daha sonra yeni gelenler doğru nedir ha? O zaman bir ara veriyorum arkadaşlar. En fazla 25 dakika sonra buradayım. Yaklaşık 25 dakika geçti ve toplamda 20 tane köylü falan oldu bunlar. İnanılmaz bir şekilde ürüyorlar. Ayrıca 12 tane yetişkin köylümüz var. Yavruların hepsini nedire yollamamız gerekiyor artık. O yüzden şuraları açacağım. Bu arada bozuk orayı bak. Bak şimdi bir. Geldi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Üf 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 nasıl gitti? Köydeki yataklar boşa çıktı. Şimdi bunlar takır takır bir daha. Son olarak köylüleri bir kere daha besleyeyim. Daha sonra kendi hallerine bırakayım bunları. Umarım yıldırım falan düşmez tepelerine. Bu şekilde güzel görünüyor çünkü kapatmak istemiyorum. Son. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bölüm yeterince uzun oldu. Umarım köylü farmını çok iyi bir şekilde size aktarmışımdır. Ayrıca spam bölgesi bulma ile ilgili araştırmalarımın sonucunda sizlere en iyi bir şekilde sunmaya çalıştım. Tamamdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.